Hanımlar ve beyler, selamlar hepiniz. DMR Ulu Mamuller, yani Simit Sarayı'nın halka arz inceleme videosuna hoş geldiniz. Üzerinize afiyet, ben birazcık rahatsızım. Biraz boğazımı üşütmüşüm, enfeksiyon kapmışım. O yüzden arada sırada böyle bir gıcıklanmalar olabiliyor zaman zaman. Kusuruma şimdiden bakmayın. Gelin halka arzı beraber inceleyelim. Genel anlamda beğendiğim, finansallara hoşuma giden bir şirket olmasına rağmen bazı endişelerim, bazı kaygılarım var halka arz konusunda. Şöyle ki, Simit Sarayı halka arz olacak, evet. 75 milyon dolarlık bir sermaye artımıyla olacak. Pozitif, burada ortak satışın olmayışı pozitif. 10 TL 24 kuruştan işlem görmeye başlayacak. A1 Kapital aracı kurumu konsorsiyum lideri olacak. 21-22 Eylül, yani bugün ve yarın da. Videonun yayın, ben akşam çekiyorum 20 Eylül'de, ama 21-22 Eylül'de de talep toplamaya başlamış olacak. Burada biraz şu var. Normalde 75 milyon lotu eğer 10 TL'den halka arz etmiş olursalardı 750 milyon TL yapacak ve tamamen eşit olacaktı. Burada A1 Kapital 10-24 yapmış ve 768 milyon TL'lik bir halka arzla bunu kurumsallara ayırmış. Burada da bireysel yatırımcı sayısını çok düşürmüş. Bu benim için negatif bir durum. Kendi bankamın, yani kendi aracı kurumum olan bankanın halka arza katılmayacağından dolayı ben bu halka arza başvuru yapamayacağım. Lakin sizin için incelemek istiyorum. %30 mevcut üretim tesisinde yapılacak makine ve ekipman yatırımlarının finansmanı, %40 mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi, daha fazla zincir mağazanın açılması, %30 da işletme sermayesi olarak kullanılacak fonun yeri. Şirket borçlarını ödeyebilir durumda. Ondan kısaca da bahsedeceğim birazdan onaylı izahname kısmında. 40,5 milyon lot bireysel yatırımcıya ayrılmış durumda. Bu çok düşük. Bunu söyleyeyim. Yani burada öyle çok yüksek tavan serileri beklemiyorum. Evet, yine 3 tavan, 5 tavan yapacaktır şirket. Ama hem dağıtılan lot sayısı az olacaktır, hem de kısa ömürlü olacaktır. Yani bu uzun uzun giden tavanlar gibi olmaz. Çünkü zaten kurumsalların eline yeterince lot olacak. Hatta belki 20 milyon kişide, 20 kişide, bu yurt dışı kurumsallar genelde 20 kişi, 25 kişi falan oluyor. Belki 20-25 kişinin elinde 500 binlerde lot olacak. Yani bu yüzden de bir anda satış da gelebilir. Katılım endeksine uygun olduğu için, bazı bankaların da olmayacağı için yaklaşık 2-2,5 milyon gibi bir başvurunun geleceğini düşünüyorum. 200 TL gibi bir başvuru, 220 TL gibi bir başvuru yeterlidir. Başvurmak isterseniz 21-22 lot gibi bir başvuru yapmanız yeterli olacaktır. Yine aşağı indiğimiz takdirde fiyat istikrarı planlanmamaktadır diye burada bir ibare görüyoruz. Yani belki de kurumsallar 3. tavanda bütün malı boşaltabilir. Bu da yaşanabilir. Üçüncü tavan yine iskontonun üstüne çıktığı tavanlar olur. İskontodan sonra %20, %30'dan sonra riskin başlayabileceğini düşünüyorum. Bunu söylemem gerekiyor. Halka açıklık oranı çok yüksek. %40'ı halka açık hale gelecek. Bayağı yüksek bir oran. Genelde %20-25'ler konuşulur halka açıklık oranında. Peki ederi nedir şirketin? Biraz da ederini hesaplayalım. Ben birazcık pahalı da fiyatlandığını düşünüyorum. Dediğim gibi bankam katılmadığı için ben bu halka arza katılmayacağım, ama sizin için inceliyorum. 2023'ün ikinci çeyreği itibariyle dönem varlıkları 343 milyon, duran varlıklar 279 milyon. Kısa vadeli yükümlülükleri dönem varlıklarla rahatlıkla karşılayabiliyor şirket. Uzun vadeli yükümlülüklerine geldi, ama kısa vadeli yükümlülüklerini net karıyla karşılayamıyor. Onu da belirtmiş olayım. 14 milyon gibi bir net kar var. Yani bu borcu ödemek için ya bütün malzemesini satmak zorunda, stoklarını eritmek zorunda, ya da bu halka arzda borcu kapatıp dönem varlıklarını işlemek zorunda. Öz kaynak artışı çok güzel. %100'lük bir, %120'lik bir hatta öz kaynak artışı var. %115'lik, %120'lik gibi bir öz kaynak artışı var. Öz kaynak artışı çok güzel. Net karla geldiğimizde güzel bir kar artışı var. Lakin 110 milyon ödenmiş sermayesi vardı. Bununla beraber 75 milyon daha artacak. Yani 185 milyon ödenmiş sermaye çıkacak. Sene sonu itibariyle 30 milyon gibi bir kar yapacağını düşündüğümüzde, 30 milyon, 30 bin diye şöyle bölelim. Bölü 185 bin dediğimizde, 185 milyonu hani sıfırlardan attım diyelim. Hisse başı 20 kuruş gibi bir kar yapar. Bunu da 20 FK ile çarpacağımız zaman, yani 20 FK ile işlem görecek olsa piyasada 4 TL gibi bir eder çıkar. 30 FK'lardan falan fiyatlansa hani 6 TL. Yani ben halka arz fiyatının ederin üstünde
olduğunu, iskontonun birazcık belki de hatalı olacağını düşünüyorum. Fiyat tespit raporunda tabii bunu daha detaylı olarak da incelemek gerekir. Bunu isterseniz şuradan aşağıdan fiyat tespit raporuna girip 56. sayfadan inceleyebiliriz. 56. sayfa itibariyle verilmiş iskonto oranı. Ama ben dediğim gibi hani bu miktarda bir değerin olacağını düşünmüyorum açıkçası. Onu söylemem gerekiyor. Ben bu halka arza katılmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi başvuru yerlerinde Akbank yok. Ben Akbank kullanıyorum biliyorsunuz. Ak Yatırım, Akbank, Alan Yatırım, Alternatif Anadolu, Anadolu Bank bunlar Yapı Kredi, TEP bunlar katılamıyor arkadaşlar. Ziraat'ten de açabilirim. Yapı Kredi, Akbank ve Ziraat kullanıyorum. Ziraat'ten açabilirim ama sadece 200 TL'lik bir halka arz içinde bir yatırım hesabı daha açmayı düşünmüyorum. Düşüncelerim bunlar. Evet %33 tavan yapabilir, 4 tavan yapabilir ama kesinlikle alınmış şirketi olacağını düşünmüyorum. Ederinin üstünde bir halka arz olduğunu ve bu halka açıklık oranında yani %40 halka açıklıkta bu %29, %15 kurumsallara dağıtılıyor olmasını çok negatif buluyorum. Yani halka arz dediğimiz şey çoğunluğu halka olması gereken bir şey. Hani %80'lerde tutsalar da bunu işte hani 15, 4, 60 milyon notu mesela bireysel dağıtıyor olsaydı en azından 300-400 lira dağıtıyor olsaydı falan. Burada bir en azından tavan serilerinin de ilerleyebilmesi iyi olurdu. Dediğim gibi fiyat olarak da hani ederinin üstünde olduğunu düşünüyorum. Katılmayacağım bir halka arz ama katılmak isteyen arkadaşlar için de 3. tavandan sonra dikkatli olmalarını söyleyelim. Hani bu arada yani 3 milyon gibi başvuru gelip 100 liralık da dağıtabilir ama en azından 200 TL'lik bir başvurunun yeterli olacağını söyleyebilirim. Benimle beraber halka arzı incelediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi birazcık rahatsız. Boğazım hocayı çok uzatamayacağım. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Beğeni ve yorumla destek olursanız sevinirim. Beğeni ve yorumlar etkileşim artırıyor. Çok güzel desteğiniz oluyor. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.